Evet, öncelikle safra kesesi hastalığıyla ilgili birkaç sorumuz olacak Bülent Öztürk hocamıza. Ben kendisine sormak istiyorum. Safra kesesi nedir? Safra kesesi taşı neden olur hocam? Esra'm, çok teşekkür ederim güzel sunumunuz için. Ben de her zaman sizle program yapmaktan çok mutlu oluyorum. Tekrar teşekkür ederim. Sorunuza gelelim. Safra kesesi hastalıkları evet. Toplumda çok yaygın olan bir problemdir. Safra kesesi karaciğerin altında halk arasında öt olarak bilinen safranın depolandığı, üretici bir organ değildir. Safranın depolandığı aşağı yukarı bir çay bardağı kadar volümü olan ufak bir organdır. Normalde karaciğer safrayı yapar. Ortalama günde 1,5 litreye yakın safra üretir. Safranın görevi ise yemiş olduğumuz yemeklerin içerisindeki yağları eritmektir. Belki liseden hatırlarsınız, yağlar yağ asitlerine kadar indirgenir. Evet. Yani midede öğütücü hareketlerle küçülen gıdalar 12 parmak bağırsağına geçer. 12 parmak bağırsağında da kimyasal parçalanma olur. Bunun bir bölümü safra tarafından, bir bölümü de pankreas tarafından üretilen sıvılardan olur. Safra kesesinin burada görevi, açken boşuna safra akmasın diye bir miktar 50 cc, 70 cc kadar safrayı içerisinde depolar ve yağlı yiyecekler yendiği zaman da tekrar 12 parmak bağırsağına kasılarak, böyle armut gibi bir yapısı vardır, kasılarak safra kesesini, içindeki safrayı boşaltır. Evet, tabii safra kesesi deyip de geçmemek de lazım. Yani önemli bir organ. Yediğimiz gıdaların bir şekilde de öğütülmesine yardımcı olan önemli bir organ. Tabii. Doğru. Her organ, yani yaradan boşuna yaratmamış. Her organın bir görevi var, bir fonksiyonu var. Ama tabii hastalandığı zaman da ona göre tedavisinin yapılması lazım. Ama tabii önemli bir organ.